Işık tanrısının kâini Restev'den kalan son parça, bu sabah, tıpkı anlatıla geldiği gibi, vaktinin sona ermesiyle açıldı. Mesaj veren alimden bağımsız hareket etmeye, üzerinde bulunan küçük parçalar ise dönmeye başlamıştı. Çıkardığı sesler bir örüntüyü izledi. Alim küpün işi bittiğinde kendinin emin bir tavırla anlamını açıkladı. Ben bile tam olarak çevirisini yapamıyorum ama bir olup iki taşıyandan bahsediyor. Bunun sen olacağın epey bariz ve dünyada istediğin gerçekleşeceğinden bahsediyor. Halkın istediği bir kahraman olduğunu göz önüne alalım. Oklar ve Raton arasında dönen savaşı ve dünyaya yansımasını düşünürsek bütün dünya barışını sağlar ve biz dünyada yaşayanların daha çok acı çekmesini engelleyebilirsin. İstediğim bu, öyle değil mi? Bu yüzden bunca zamandır peşinden koşuyordunuz. Alimin sorusunu onaylar şekilde kafasını sallarken Blue bir an için dünyada yaşayan öykleri ve bin yıllardır süren savaşı düşündü. İnanan elfler ve insanlar, Ukların Rotan ile olan savaşına yardım etmek için kendilerini ritüeller ile Tanrı'ya adıyor ve bu savaşta yer almaya çalışıyorlardı. İnananlar bu öldüren ritüelin onlar adına epey onurlu bir şey olduğunu savunuyor ve eğer savaşta yeterince iyi iş yaparlarsa Tanrı'nın onları bir başka zamanda tekrar dünyaya indireceğini ve şu anda oldukları hallerinden daha iyi bir yaşam süreceklerini düşünüyorlardı. Blue için tüm bunlar bir saçmalıktı. Şimdilik hayatını o kadar yüce bir göreve adamamayı tercih ediyor. Mesaj verini bizzat Restev'den aldığımdan beri sakladığım bahçeme acaba harekete geçer mi diyerek çok kez birilerini getirdim. Ama nihayet bunun bir hata olduğunu ve beklemem gerektiğini anladım. Al bakalım evlat. Blue içindeki merakın o soğuk kanını kaynattığını hissedebiliyordu. Restev'in küpüne karşı içinde adeta bir çekim vardı. Elini ona doğru götürdü. Küp canlıymışçasına kapaklarını açtı. İçinde şu ana kadar gördükleri en siyah kristal ile karşı karşıyaydılar. Kristal hızlıca kendi etrafında döndü. Etrafında oluşan enerji kütlesi beyaza dönmeye başlamıştı ki Blue'nun zihninin derinliklerinde hareketlenmeler oldu. Hızlıca ağaçların arasından geçti. Bir tepeyi aştı. Deniz kenarındaki kasabanın yanından saptı. Taşlı yollar yerini yine yeşilliğe bıraktığına bir vadiye tırmandı. Şimdi kayalıkların çevirdiği bir alana gelmişti. Saydam su damlasını andıran bir şey yerden yüksekte onları bekliyordu. Görü bittiğinde yavaşça geriye sendeledi. Alim Blue'ya yardım eli uzatacaktı ancak Red harekete geçti. Sırasının hemen arkasında beyaz saydam bir uzuv yerle beden arasında bir köprü olarak Blue'nun düşmesini engelledi. Alim Raymond'ın suratına bir gülümseme yayıldı. Demek bahçenin engellediği büyük güçleri Red için bir sorun teşkil etmiyordu. Ve daha sonra üstüne çalışmak üzere aklının bir köşesine not aldı. Gördün o halde. Yeri yani. Evet. Evet gördüm. Gitmemiz gereken yer orası mı? Evet. Orası. Restev bana gözükmeyeceğini ama gitmesi gerekenin göreceğini söyledi. Oo anladım. Restev demişken, kehanetin gerçekleşmesi için yakman gereken kitaplar arasında Restev'den de bir şeyler olduğunu hatırladım. Kehanetin bu yakma olaylarıyla ne ilgisi olabilir? Restev tuhaf bir adamdı Blue. O benden yakmamı istedi zaten. Bilgiye muhtaç olduğumuz anda ben devreye girecek ve size aracı olacakmışım. Tek bildiğim buydu ve görevimi gördüğümü düşünüyorum. Minnettarım efendim ve bir şey daha Alim Raymond. Biz neredeyiz ve niye burası? Nerede olduğumuzun bir önemi yok Blue. Buradayız çünkü ben öyle buyurdum. Bilmen gereken tek şey bu. Pekala. Öyle olsun Alim Raymond. İzninizle başka bir sorum yok. Blue kafasıyla yavaşça selam verdi. Bahçeden çıkmak üzere arkasını döndü. Kapı gardiyanlar tarafından ardına kadar açıldı. Blue çok geçmeden herkesin onu göremeyeceği bir yerde kendini kasabanın ara sokaklarında buldu. Tam olarak beklediğim bu değildi. Bilmiyorum Ned. Kendimiz için kullanacağımız aklına gelmemiş bile. Evet öyle ama ya halk ne olacak? Tüm bu yaşadıklarını armağan ile bitirmemiz daha iyi değil mi? Blue sessizliğe gömüldü. Kasabanın kum yollarını ağır ağır yürüyüp materya ormanına girene dek tek bir kelime etmediler. Nihayet Blue biraz dinlenmek için durdu. Kahverengi geniş gövdeli çam ağacına doğru yaslandı. Derin bir iş çekti. Bir süredir yanında taşıdığı haritayı çıkardı. Nerede olduğunu tahmin etmek için bir süre nereden geldiğini hesapladı. Sonra haritada bulduğu materya ormanı yazan yere bir çizik attı. Bir an için aklına gelen şeyle yüzüne gülümseme yayıldı.
Ne oldu, neye gülüyorsun? Uzun zamandır bu ormana girmediğimiz aklıma geldi. Hatırlar mısın? Daha küçük bir çocukken Amber'le ormanın sonuna kadar yaşadık. Evet, sonra da gücümü kullandığım için onu geçerdik. Sonra da ama hile yapıyorsunuz diye ağlardı. Ona ne oldu acaba? Umarım şimdi ailesiyle başka bir yerde güzel bir hayat sürüyordur. Red. Hı? Bedenine kavuştuğunda beni bırakacak mısın? Red bir süre sessiz kaldı. Daha önce bunu düşünmediğini söylemek isterdi ama bunu çok uzun süredir kendisine soruyordu. Blue'nun üzerinde beyaz saydam bir zırh oluşturdu. Zırh hızlıca Blue'nun kalbinin hizasında bitti. Her zaman burada olacağım kardeşim. Blue'nun yüzünde ağlamaklı bir gülümseme vardı şimdi. Doğduğundan beri benimlesin. Ve biliyorum, bir beden hak ettiğini düşünüyorsun. Hak ediyorsun da. Okların armağanını kullandığımızda bunun olmasını sağlamak için elimden geleni yapacağım kardeşim. Biliyorum Blue, sana inancım tam. Hadi şimdi ilerleyelim de. Zaman kaybetmeyelim. Blue yerinden kalkıp yürümeye başlamıştı ki Materia Ormanı'nın içinden akan küçük nehrin yakınlarına vardı. Nehirden akan ahenkli sular taşların arasından Sicily denizine dökülüyordu. Bohçasından çıkardığı deri matarasını doldurdu. Arkadan bir ışırtı duyuldu. Blue ışırtının geldiği noktaya, az önce oynamış olduğunu gördüğü çalıya gözlerini dikti. Önce sağ tarafını, sonra sol tarafını etraflıca taradı. Neyin geldiğini az çok tahmin edebiliyordu. Muhtemelen kristallerdi. Küçükken bu ormanda birkaç kere karşılaşmış ve onlardan kılpayı kurtulmuşlardı. Çok hızlı olmalarıyla ünlüydüler. Size vurduklarında neyin çarptığını anlamazdınız. İnsansı bir şekilleri vardı. Kolları ve ayakları keskin, uzun, kristalleşmiş buz sarkıtlarını hatırlatıyordu. Kafaları olması gereken yerde ise hiçbir şey yoktu. Vücutları tıpkı bir insan gibi orantılanmış ama bir elması hatırlatan şekle bürünmüşlerdi. Kimi zaman avlarını kraliçe kristalin, kimi zamansa kafalarının, kimi zamansa gruplarının karnını doyurmak için kullanırlardı. Mavi bir silüetin solundan ona doğru geldiğini hissetti. Eldivenin üstündeki omega işareti alevlendi. Kolunu canavarın geldiği yöne doğru hızlıca açarak eldivenindeki büyüyü aktive etti. Eldivenin üstünden alevler fırladı. Alev yaklaşık yarım metrelik bir dikdörtgen oluşturdu. Yaratık büyüye doğru sıçradığında adeta sert bir şeye çarptığını hissetti. Yere indiği anda ise geriye doğru kaçındı. Alevden yapılma kalkanın alevli ışıltısı yaratığın üstüne düşüyordu. Blue kılıcını çıkarma tereddütüyle yutkundu. Sonunda kemerinin sağında kalan kısa kılıcını çıkardı. Yaratık saldırıya geçmek üzereydi ki kalkanı sol eliyle yaratığa doğru itti. Kalkan yaratık üzerine dağılınca hemen harekete geçip yaratığın bedeninin yukarısından bir kılıç darbesi indirdi. Yaratık derin olmayan kesiye aldırış etmedi. Hızlı bir şekilde kendine alan açtı. Keskin kollarına birbirine çarptığı anda tiz bir ses dalgası yayıldı. Blue bunun iyiye işaret olmadığını ve bunun bir yardım çaresi olduğunu anladı. Böyle eldiveni parladı. Elini ileri doğru uzattığında ateşten bıçaklar yaratığa doğru ilerlemeye başlamıştı bile. Bıçaklardan kaçınamayan yaratık darbeleri yemesiyle tiz bir çığlık attı ve yere yığıldı. Ağaçlarla çevrili alandan hışırtı sesleriyle hızla çıkan iki kristal Blue'nun üzerine hücum etti. Kristaller kollarını çarpaz yapıp hızla göğsüne doğru savurdular. Red anında harekete geçerek beyaz bir zırhı Blue'nun göğsünün etrafına sardı ancak darbenin bir tanesi zırhı delip geçti ve karnına derince bir kesik açtı. Blue acıyla inledi. Kılıcını savunmasız kalan yaratığa hızlıca indirdi. Kılıç omzundan başlayarak bütün vücudu ikiye ayırdı. Ancak kılıcını durduramadı ve az önce başarılı saldırı yapan yaratığa doğru savurmaya devam etti. Red Blue'nun daha fazla güce ihtiyacı olacağını düşünerek kollarının etrafından çıkan küçük beyaz sarmaşıklarla kılıcı sıkıca kavramasına yardımcı oldu. Yaratıklardan kalan her şey parçalanarak toza dönüşmüştü. Red yaraya doğru odaklanmaya hazırlandı. İstersen hemen düzeltebilirim. Yap gitsin. Yaradan kanların aktığı yere kadar beyaz bir ışık tüm gücüyle parladı. Akan kanlar yavaşça durdu, bedenden silindi, deri birbirine yapıştı. Kısa bir süre sonra çizik kayboldu.
Bu süreçte Blue hareket edemeyecek konuma geliyor ve iyileştirmenin verdiği acıyla inliyordu. Buradan devam etmesek iyi olur. Diğer arkadaşlar da bizi bulmasın. Gece olmaya başladığında dinlenmeye karar verdiler. Blue etraftan topladığı kuru odunları bir kamp ateşi oluşturmak üzere eldivenini kullanarak yaktı. Blue kısa süre sonra uykuya daldı. Red ise gece boyunca kardeşini korumak için tetikteydi. Bu da demek oluyordu ki kendi kendine düşünmek için oldukça zamanı vardı. Bedenini alınca yapacağı şeyleri düşündü. Gitmek istediği yerleri düşündü. Amarelis dışına hiç çıkmamıştı. Hiç efsanelerin peşinden gitmemişti. Blue gibi yerel halk kahramanı olmak istemiyordu. Farklı bir düzeni olan yaşam tarzını tercih ederdi. Bütün bu koşuşturmacada arka planda kalan bir izleyici gibi hissediyordu ve bu onu her şeyden daha da uzaklaştırmaya yetiyordu. Ama bu Blue'yu terk etmek demekti. Abisinin gelmeyeceğini biliyordu. Burada bir üne sahipti. Herkes ona saygı duyardı. Olması gereken yerdeydi. Ama o değildi. Çoğu kişi sadece Blue'yu tanıyordu. Blue'nun içinde başka bir benliğin yattığının haberleri bile yoktu. Sabahın ilk ışıkları ağaçların arasından sönen kamp ateşine düştü. Blue üstünü başını düzelterek Red'e gece bir sorun olup olmadığını sordu. Olumsuz cevabı vermişti ki arkasında bir kristal belirdi. Blue kılıcını çekerek pozisyon aldı ancak ormanın derinliklerinde başka iki kristalin sesi daha duyuldu. Hiç bitmeyecekler galiba. Şu an için onları yenmemiz mümkün değil Blue. Biliyorum. Sol tarafında iki kristal daha belirdi. Güneş ışığı kristallerin pürüzsüz yüzeyinde dans ediyordu. Harika, artık kaçamayız. İlk gözüken kristaller harekete geçip Blue'nun üzerine atladı. Blue takla atarak kaçındı ve bu sırada kılıcını çekti. Ancak şimdi hepsi üzerine koşmaya başlamıştı. Var gücüyle kılıcını yan tutarak gelenleri savuşturdu. Kılıç bir kristalin vücudunu tamamen ortadan ikiye ayırmıştı ama diğerlerinin saldırılması için açık vermişti. Nereden geldiğini anlamadığı göğsüne giren kollardan acıyla geriye doğru kaçındı. Hızlıca ilk gördüğü ağaca doğru koştu. Bir iki adımla daldan dala atladı. Gelen yaratıklar da onun yaptığını yapıp dala doğru hareketlendiler. Eldivenini kullanarak üzerleri alev püskürtmek üzere odaklandı. Eldivenlerden var gücüyle çıkan devasa alev dalgası onları yuttu. Kristaller acı içerisinde kıvranmaya başlarken alev daha da körüklendi. Blue geriye külden başka hiçbir şey kalmayana kadar durmadı.